Sebepsiz uçtu hayaller gökyüzüne. Ben hala bıraktığın yerde nefes nefese. Fırçın dalgalarında kayboldu bak çocukluğum. Kendini bul, anda kal, uyan ve duy beni. Beşten geri saymaya başlıyorum. Beş, dört, üç, yalvar artık. İki, bir. Tamam, tamam ya, yalvarıyorum. Yapma. Dışarıda işim var. Yaklaş. Ekşim. Biraz daha yaklaş. Gözlerime bak. Şimdi daha inandırıcı söyle. Ekşim! İçeride ekşim var! Tamam. Yalvarırım sana. Ne istersen yapacağım. Tamam? Sıfır. Hayır! Ne yaptın sana? Ne yaptın Leyla'ya? Ne yaptın? Dur, sakin. Bir şey yapmadım. Yani şimdilik. Şimdilik ne demek? Ne demek şimdilik? Senin içinden bir panter çıktı bakıyorum. Eşim! Eşim iyi misin? Eşim! 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 Kanatta şahane bir çift olabilirdiniz. Ne yapmaya çalışıyorsun ya? He? Neden böyle bir yalan söyledin? Bunu bir uyarı olarak düşün. Artık kaza konusunu deşmeyi bırakacaksın. Yoksa? Ne yoksa? Zaten gereksiz bir davaydı. Altından bir şey de çıkmadı. Bırak gitsin. Eşim! Eşim! Madem eminsin bu davadan bu kadar rahatsın, neden böyle çirkin bir şantaja gerek duydun? Çünkü artık seni durdurulman gerek, anladın mı? Hmm. Serseri mayın gibi ortalıkta dolaşıp huzursuzluk çıkarıyorsun. Bilip bilmeden herkesi zan altında bırakıyorsun. Polis, karakol, herkesi uğraştırıyorsun. Çok mu umursuyorsun sen onları? Kimi kurtarmak senin derdin? O nefret ettiğini söylediğin Melisa'yı mı? Yoksa sana işkence yaptığını söylediğin abini mi? Hangisini? Doğru söylüyorsun. İkisi de umurumda değil. Senin attığın her adamın cezasını günün sonunda ben çekiyorum. Sen hayatımıza girdiğinden beri her şey daha beter oldu. Benim bu sırtımdaki yaralar daha çok arttı, biliyor musun? Ama o çok sevdiğin arkadaşının tüm dünyaya rezil olmasını istemiyorsun. Artık duracaksın. Ha bu arada kanattan da uzak duracaksın. Neden? Hiçbir şeyi hak etmeyen ama hak etmediği halde herkesi, her şeyi elde edemeyeceğini öğrenmesini istiyorum çünkü. Sen gerçekten zavallısın. Bu kısım biraz fazla yaraladı sanki seni. Bak. Günün sonunda çok merak ettiğin sorunun cevabını alacaksın. Yolun sonuna geldiğinde hangisini seçeceksin? Leyla'yı mı? Kanat'ı mı? Eşim! Eşim! Daha fazla zamanın kalmadı.
Ver kararını. Bu kadar kolay olacağını düşünmedin değil mi? Son kez soruyorum. Dediklerimi yapacak mısın? Anlaşıldı. Hadi hadi tamam. Tamam. Tamam Allah'ın cezası. Tamam ne istersen yapacağım. Kapat kapat. Şu videoyu da gözümün önünde sileceksin. Güzel. Dostluk kazandı demek diyorsun. Sil hadi. İzledim. Al. Leyla nerede? Ha? Ne yaptın ona? Koridorun sonunda. Soldaki odada. Ecem. Abi. Ne oldu burada? Abi. Abi sonunda. Abi bilmiyorum ne oldu. Birileri geldi. Biz burada kilitlediler. Bir şeyler oldu. Anlamadım ne oldu mu? Geçti. Biz dışına çıkacağız. Tamam. İyi ki. İyi ki geldin. Siz nasıl geldiniz buraya? Biz... Ben buraya... Leyla'yı aramak için girdim. Yani girdik. Biz Ekim'le koridorda karşılaştık. Birisi Leyla'nın telefonundan mesaj atmış. Zor durumdayım yardım et diye. Sonra bizi buraya kapattılar. Bir şeyler oldu anlamadım ki. Ama birileri bize bir oyun oynuyor abi. Tamam. Anlayacağız olayın iç yüzünü. Merak etme sen. Ekim. Kız da panik yaptı. Daha fazla üstüne gitmeyelim. Hadi gel. Bir hava al sen. Tamam. İyi misin sen? Bak, aç, aç, aç şunu aç, aç. Tamam. Bak bir yerine bir şey olmadı değil mi? Bir şey yapmadılar sana. Tamam. Videomu çekti. Videomu çekti. Rezil olacağım herkese. Ne yapacağım Ekim? Videomu çekti. Tamam bir tanem ne olursun sakin ol. Tamam üstünü bildirelim çıkalım. Tamam oradan. Tamam. Giy. Tamam sakin ol. Sakin ol hiçbir şey olmayacak. Nasıl? Boş ver sen nasıl olduğunu. Konu kapandı yani öylece öyle mi? Evet kapandı. Hiçbir şey olmayacak. Peki benim yaşadığım bu utanç, bu çaresizlik hepsi geride kaldı mı? Tamam biliyorum yaşadığın şey çok zor. Ama ben her şeyi hallettim tamam mı? Sen düşünme. Geçti inan bana. Elimi yüzümü yıkayacağım. Leyla. Leyla bak ne olursun yapma böyle. Bir dinle, bir bekle beni. Kaçma benden. Bir dur. Ya ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum ama buna izin ver lütfen. Bütün bunlar neden benim başıma geliyor sence? Hiç düşündün mü? Anlamıyor musun? Sen bana sadece zarar veriyorsun. Bana yardım mı etmek istiyorsun? Uzak dur o zaman. Karışma. Ben bu dünyada yokmuşum gibi davran. Ancak o zaman yardım edersin. Buyurun müfettiş bey. Sizi temin ederim ki okulumuzun öğrencileri önemli ailelerin çocuklarıdır. Bunun bizim için bir önemi yok. Ortada çok ciddi bir ihbar var. Prosedür neyse öyle hareket edeceğiz. Kimseye iltimas geçemeyiz. Tabii. Doğrusu da bu. Siz beni yanlış anladınız.
Ben elimden gelen desteği vereceğim. Umarım öyledir müdür bey. Yarın zaten yine görüşeceğiz bu konu üstünde. Hay hay. Ha bu arada sizin için de bir sakıncası yoksa birkaç derse gözlemci olarak dahil olmak isterim. Tabii müfettiş bey, hiçbir sakıncası yok. Müfettiş bey buyurun, biz size çıkışa kadar eşlik edelim. Selim hocam, biraz daha kalabilir misiniz lütfen? Size danışmak istediğim bir şeyler var. Buyurun müfettiş bey, ben yardımcı olayım. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Yapılması gerekeni. Bu dilekçenin nelere sebep olacağı hakkında bir fikriniz vardır umarım. Var tabii, olmaz mı? Çok düşündüm bunu. O dilekçeyle halı altına süpürülen zorbalıkların mesela ne zaman son bulacağını düşündüm. Peki bu okulun itibar ve geleceğini de tehlikeye attığınızın farkında mısınız? İtibar dediğiniz kişilerin ve kurumların kendi içinde yarattığı değerlerden oluşur. Geleceğe gelirsek de vallahi zaten böyle giderse bu okulun pek bir geleceği falan da olmayacak bence. Gerçek kolejinin geleceği sandığınız kadar zayıf iplerle bir yerlere bağlı değil. Ama sizin için aynı şeyi söyleyemem. Varsın öyle olsun, söylemeyin. Ozan, Kanat ve Melisa'yı hemen odama yolla. Her ihbarı dikkate alıyoruz tabii ama... yani takibin çok hassas bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Haklısınız tabii ki. Özellikle de dosyanın alelacele kapatılması isteyenler varken. Şimdi sizin yazdığınız dilekçenin gerçekliğini kanıtlamak için... zorbalığa uğramış ya da ona şahit olmuş öğrenciden de dilekçelerini almam gerek. Biz elimizdeki dosyaları sunmuştuk size ama. Bakın Bahar Hanım, sistematik bir zorbalığı kanıtlamak için bundan çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Haklısınız tabii ki. Buradan sonrasını ben devam edebilirim. Okulda biraz yalnız gezinmek istiyorum. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Özür dilerim, arayamadım. Burası düşündüğümüzden daha sorunlu. Evet, evet, onu gördüm. Nasıl mı? Bilmiyorum. Kolay olmayacak diyebilirim. Şimdilik anladığım bu. Ekim. Ekim, iyi misin? İyiyim. Aziz'in nasıl olduğunu sormayacak mısın? Yanındaydın ya, iyidir herhalde. Ekim, orada tam olarak ne oldu? Doğruyu söyle bana. Aziz'in anlattığı gibi oldu, ne olacak başka? Doğruyu söyledi yani, değil mi? Leyla'nın Aziz'le ne alakası olabilir ki yardımına çağırsın, o da kalkıp yanına gitsin? Bilmiyorum, yakınlaşmışlardı son dönem belki. Leyla'yla konuştun mu peki? Gerçekten bir şey yokmuş değil mi? Evet, gayet iyi. İyi de kim onun telefonundan ikinize de mesaj atabilir ki? Kanat, nereden bileyim ben? Bir sürü soru sorup duruyorsun. Yoruldum sorularından. Biraz yalnız kalmak istiyorum, lütfen. Ekim, Bahar'cı seni odasında bekliyor. Kanat, müdür de seni çağırıyor. Leyla, geçen günkü çıkışım için senden çok özür dilerim. Ama biliyorsun işte, Ekim yüzünden her şey üst üste geldi. Hadi, ver elini. Hadi lütfen. Bak Leyla'cığım, buna güvenebilirsin. Bak,
bizim senin kazanla en ufak bir ilgimiz yok. Polis zaten biliyorsun herkesi sorguladı, akladı, öyle değil mi? Bizim de bir alakamız olmuş olsaydı şimdiye kadar er ya da geç ortaya çıkardı zaten. Leyla'cığım, biz bunu anlaman için buradayız. Çıktığımız bu yola birbirimize güvenmeden devam edemeyiz. Çıktığımız yol... Çıktığımız yol beni evde unuttuğun yol mu? O konuda kendimi affettireceğim, sana söz veriyorum. Aziz'le yaptığınız plandan haberimiz var. İtiraf edeyim, biz bile bu kadar iyisini yapamazdık. Aramıza hoş geldin Leyla'cığım. Senin de bizden birisi olduğunu çok iyi biliyorduk. İşte şimdi gerçekten bir ekip olduk. Biz gidelim o zaman, görüşürüz. Sana sormadan böyle bir adım attığım için kusura bakma. Ama böyle daha güçlüyüz. Bizi kimse yıkamaz. Ne oldu peki? İşledi mi planımız? Hem de tıkır tıkır. Merak etme. Bundan böyle biz ne istiyorsak o olacak. Anladın? Müfettişle beraber biz üzerimize düşeni yaptık Ekim. Okul şu anda resmi olarak inceleme altında. Artık iş sana düşüyor. Bak, bakanlığa bu zorbalıkları kanıtlayabilmemiz için senin de dilekçeyi imzalaman gerekiyor. Ancak birlikte her şeyi durdurabiliriz. Yapmayacağım. Yapamam. Ne demek yapmayacağım? Ama Ekim... Yani buna ilk işaret eden kişi sendin. Bizi bu yola sen soktun. Şimdi ne oldu da bir anda vazgeçtin ki? Bak, eğer korkuyorsan bu sefer her şey farklı. Yani iddialar sadece lafta değil. Şu anda her şeyi durdurmak için bize eşsiz bir fırsat verildi. Şimdi arkanı dönüp gidemezsin. Bu insanlar değişmedikçe bu okulda hiçbir şey düzelmeyecek. Ne bu zorbalıklar biter ne de kaza olayı çözülür. Ben izninizle kalkabilir miyim? Ekim bak, yanlış yapıyorsun. Sona geldik. Şu anda bırakamazsın. Yani bize dediklerini hatırlasana. Tamam Ekim, çık sen. Yani sen böyle çıkıp gitmesine izin mi vereceksin? Ne yapalım? Üstüne gitsek daha kötü olmayacak mı sence? Niye şimdi birdenbire karar değiştirdi ki? Vallahi ben de bilmiyorum. Ama ben güveniyorum Ekim'e. Bir noktadan sonra kendine gelip doğru olanı yapacaktır. Biraz zaman verelim. Bak sen bana güven, biz Emine'den alacağız o dilekçeyi. Hadi pes etmiş gibi yapma ne olur. Ben asla pes etmem. Öyle bir lüksümüz yok zaten. Ben bu karar değişikliğinin arkasındaki sebebi düşünüyorum. Sizi ne kadar uyarırsam uyarayım, gittiniz bildiğinizi okudunuz. Sonuç? Okulumuzda bir müfettiş var. Neden gelmiş ki müfettiş? Selim hocanız aklı sıra bize savaş açmış. Ne yapacağız peki? Savaşmaya devam edeceğiz tabii ki. Bazıları korkmuş olabilir. Ama ben korkmam. Sakın Melisa, sakın. Şu an yapacağın her şey Selim hocanı haklı çıkartacak. Bakanlık da üstümüze çıkacak. Bittiyse ben çıkıyorum. Bitti.
Kanat! Ne bu tavırlar? Ziya Hoca'nın yapamadığını Selim yapıyor. Farkında değilsin galiba. Onunla da uğraştınız. Sana kaç defa söyleyeceğim. Aynı olayla bizim bir alakamız yok. Evet abi. Sen niye bu kadar umursamaz davranıyorsun ki? Herhalde senin bilip de bizi bilmediğimiz bir şey var. Evet. Umursamıyorum. Bilmediğiniz değil de unuttuğunuz bir şey var. Bu üçlü arasında polisle tek davası olan kişi benim. Bu hepimizin davası. Bunun böyle olmadığını polise verdiğin ifadenle gayet güzel kanıtladın Melisa. Ha, aynı demişken Aziz'in kazan dairesi olayıyla ilgili bir bilginiz var mı? Aziz'in kazan dairesi olayı mı? O ne ki? Evet abi, o ne ki? Ben de ilk defa sen söyleyince öğrendim şimdi. Kazan dairesine Ekim ile birlikte kilitlendiklerinden haberiniz yok yani. Öyle mi? Kilitlenmişler mi? Yoo. Hayır. Kim Aziz'le uğraşmak ister ki? Yani kimse böyle bir şeye cesaret edemez normalde. Umarım bunun altından siz çıkmazsınız. Kanat, saçmalıyorsun ama artık. Yeter. Biz niye böyle bir şey yapalım ki oğlum? Sen herhalde kafayı falan yedin. Aptalın bir tanesi yapmıştır. Sen merak etme. Ben kim olduğunu bulacağım, kulaklarını çekeceğim, tamam mı? Bu arada benden size tavsiyem. Uslu durup kimseye bulaşmazsanız müfettişe de dert olmazsınız. Bir kere de böyle düşünün. Gel. Komiserim. Arabanın detaylı raporu gelmiş. İkinciye baktırmak istemekle haklıymışsınız. Gerçekten çok enteresan bir durum var. Araba bulunmadan önce iç dış yıkama yapılmış, temizlenmiş. Biliyordum. Lan bu işin içinde bir pislik olduğu belliydi. Aklınızda ne var peki komiserim? Şimdi ne yapacağız? Bana okul civarının fotoğraflarını bul. Bir de okulun bina planını istiyorum. Bir bakalım başka neresinde girişi çıkışı varmış. Kesin gözümüzden kaçırdığımız bir şey var. Hemen komiserim. Ne yapıyorsun ya? Ayşe, ne oluyor? Ne bu haller? Bir şey mi yaptım ben sana? Ya benim hayatımdaki tek şey sen misin daha? Belki kafam bozuk. Tamam. O zaman eve beraber yürüyelim. Hem konuşmuş oluruz. İşim var. Efe. Buradayım. Efe'yle ne işin var senin? Kusura bakma, biraz geciktim. Sorun değil. Tamam. Ben de geliyorum sizinle. Dahan. Anlaman için kaç farklı cümleyle anlatmam lazım? Ayşe, niye söylemiyorsun? Ne oldu? Niye böyle davranıyorsun ya? Belki de seni yukarıdan baktığında anlayamayacağım bir şeydir. Tamam. Belli bir şey canı sıkmış senin. Anlatmak istediğin zaman dinlerim ben seni. Gidelim hadi. Ben de geleyim mi? Senle tek başına gitme istersen. Gerek yok canım, giderim ben. Yani ne bileyim, ya düşündüğün gibi gitmezse her şey? Gitmezse de benim de B, C ve D planlarım mevcut Selim Bey. Boşuna PDR'ci Bahar değiliz. Bizim de kendimizce taktiklerimiz var herhalde. Tamam ama sen yine de bir şey olursa ara beni. Bu arada işim bittikten sonra belki buluşur bir şeyler yaparız. Ne dersin? Bu güzel fikir işte, anlaştık. O zaman çıkınca arayacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Müfettiş gelip sana bir şey sormadı değil mi kız? Yok baba. Aman aman, iyi. Bak, tekrar söylüyorum. Dilekçe falan vermeyeceksin. Duydun mu beni güzel kızım?
Tamam ama belki verirsen bir şeyler değişir baba. Ya hem Bahar hocalar da anlattı. Ya bir kişi bile sesini çıkartırsa belki bir şeyler değişmek zorunda kalır. Hem o zaman benimle de daha fazla uğraşmazlar artık. Onlar uğraşmazsa müdür bey uğraşacak bizimle. Ben işimden, sen okulundan olacaksın. Biraz daha dayan. Tamam benim güzel kızım. Ha? Bak. Bütün ümidimiz sensin. Okuyup güzel yerlere geleceksin. Hem ileride öyle yüksek mevkilere geleceksin ki kimse istese bile sana dokunamayacak. Ha? Tamam. Okuldayken söylemeyeyim dedim ama sana kötü haberlerim var. Ne oldu yine? Tam söyle, tam alıştım ben artık kötü haberlere. Tibet Beyhan gibi kararla kafayı satmış. Hayda. Neden? Ne bileyim kızım, söylerler mi bize? Kapının önüne koyarlar, geçerler. Çok umurlarında mıyız sanki? Ne yapacağız peki şimdi? Bilmiyorum. Yani akşam evde düşüneceğiz onu. Bulacağız bir yolunu. Ben babamın avukatının yanına gideceğim. Video var değil mi? Ne yaptın avukatlık parasını? Halloldu o iş. Babamın bir arkadaşı ödedi onu. İyi madem. Sevindim. En azından hala iyi insanlar varmış demek ki. Ya var tabii ki. Seninle annen gibi. Of aman neyse ya. Bize çalışacak kafem yok. Buluruz biz bir yolunu. Hadi kaçtım ben. Dikkat et. Daha iyi misin? Çok denedim ama bu kadar yalnız bırakabildim seni. Bilmiyorum ama eve gitsem iyi olacak. Ev olmaz. Tam tersi, tamamen özgür olabileceğimiz bir yere ihtiyacımız var. Kanat, lütfen. Yapma olur mu? Zaten yeterince zor bir gündüm. İyi ya işte, ikimize de çok iyi gelecek şahane bir fikrim var. Hadi gel benimle. Ne olur gel. Yavaş. Yok olmuyor. Yine birlikteler. Ne yaparsam yapayım kopmuyorlar. Ne yapacaksın? Onları takip mi edeceksin Melisa? Ya tamam. Dur bir sakin ol. Arabaya çarpacaksın. Ne yapacaksın? Şu haline bak ya. Kaza yapacağız. Belki de yaparız. Melisa ne diyorsun? Öldüreceksin ikimiz de. Bir sağa çekip sakinleşir misin ya? Asla. Ölmek istemiyorsan in aşağı. Çünkü ben asla durmayacağım Ozan. Melisa. İn dedim. Tamam. Madem öyle istiyorsun öyle olsun. Ama tek bir şartım var. Arabayı ben sürüyorum. Nereye gidiyoruz? Çok güzel bir yere ama sakın sorma. Geç kalmam lazım oraya. Merak etme. Söz kalmayacağız. Bir gün daha benzinlik yapacağız. Bencillik. Ne kadar da alengirli bir kavram değil mi? Seçimlerimiz. O kadar hızlı savruluyorlar ki bazen aradaki sınırları görülmüyor. Ama bu seferki çok belirgin. Bu seferkinin siyahı siyah, beyazı beyaz. Bencillik buysa bir gün daha kendimi düşüneceğim. Çünkü bunu kalbime borçluyum. Son bir gün daha. Sonra veda edeceğim sana. Allah Allah. Bu ne?
Hayat neşemi. Ben bilmem ozanlar gibi yazmayı, dillere destan. Aşkım o kadar büyüktür ki korkarım itiraftan. Allah Allah. Kim ki bu? Bizim kızın sevgilisi mi var? Yine mi çiçek? Ya aşure getiriyordum sana, bunu buldum. Daha önce de mi geldi? Evet, iki gündür kapıma bırakıyor kimse. Ay Neşeciğim, belki de hayırlı bir kısmettir. Bu devirde senin gibi kadın nereden bulacaklar? Ya sen kısmetlerin en güzelini hak ediyorsun güzel komşum. Aman Hatice ya, ne kısmeti ne evliliği, bizden geçti artık onlar. Ay duyan da 100 yaşında sanacak. Ya kapatma kendini, belli mi olur bu işler? Orası öyle tabii. Neyse, ya bu arada bunu getiren hayranın kimse saksı bayağı küçükmüş. Bunlar ölür bunun içinde. Sen bir ara değiştir istersen. Tamam. Ellerine sağlık. Niye zahmet ettin? Allah kabul etsin. Gelsene içeri. Çay demiyordum. Beraber içeriz. Afiyet olsun. Ben şimdi bunları dağıtayım. Sonra belki uğrarım. Tamam hadi. Tamam. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Bay bay. Burası çok güzel bir yer. Bayağı güzel de yani... Ne yapacağız burada? Ben daha önce at binmedim. Daha güzel işte. Bir ilkini beraber yaşamış olacağız. Korkma. Ben senin yanında olacağım. Hadi gel. Hoş geldiniz Kanat Bey. Hoş bulduk Tarık abi. Ne zamandır gelmiyorsunuz? Rıza Bey'i de görmedik epeydir. Ya. Evet öyle oldu. Bizim kızımız hazır mı? Ben ne zaman isterseniz hemen hazırlar bunu. O da özlemiştir size. Ay, oy, baksana şuna. Ya sevebilir miyim bu arada? Bir şey yapar mı? Sakın arkasından yaklaşma. Seni sehset olarak algılamasın. Yoksa çifte yersin kafanı. Gel, bir tanesi bir kimse. Gel. Daha da önemlisi... ...eğer bir atla ilk defa karşılaşıyorsan... ...tanışmana izin vermen lazım. Hadi sıra sende. Öpebilir miyim onu? O da bana seninle beni hatırlattı. Böyle korkularımızı, çekincelerimizi, güvensizliklerimizi bıraktığımız o anı. Güzel bir ismiş. Ne durumdayız Kanat Bey? Hazırlayayım mı kızımızı? Birazdan abi. Bir yürüyüşe var mısın? Tabii ki varım. Hadi gel. Aslında ben çocukken çok istemiştim. Yani ama öğrenemedim, yani cesaret edemedim. Hayatta inanmam. Senin cesaret edemeyeceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Gerçekten bak. Annem kaç kere beni Polinesko'ya götürdü öğrenmem için. Ama ben atlara bile dokunamadım. Kadın o kadar uğraştı, yazık valla. Merak etme. Seni o kadar süründürmeyeceğim ama. Baksana ya. Küçücük annesiyle geziyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Gözlerini kapat.
Kafam yanıyor. Seni bana ayırdım. Tüm İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. Beni istediğin kadar süründürebilirsin. Sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce kafam yanıyor. Öyle de güzeldi gözlerin. Bıraksam içine bir kendimi. Tutuştur içine çek beni yavaş yavaş. Öyle de güzeldi gözlerin. Bıraksam içine bir kendimi. Tutuştur içine çek beni yavaş yavaş. Ben bu bakışı çok iyi biliyorum. Dinle neler planlıyorsun Melisa. Tamam yapacak. Ne kadar güveniyorsun bu adama? Adama değil, babama güveniyorum. Buranın sahibiyle babam ortak. Beni açık etmekten korkar. Ne o? Sen bir korktun sanki. Yok ya, hani korkacağım. Ben hep seninle birlikteyim. Eğer böyle bir şey yapmaya eminsen sorun yok. Hem de her şeyden çok. Eminim. Hazırdır, bizi bekliyorlardır. Kim? Yok, yok. Ben gelmiyorum o zaman. Zorla da götürebilirim. Saçmalama Kanat. Sakın bak, bak, bak. Bir şey, bir anlaşalım. Tamam, bak. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Beni dinle, dinle beni. Canın acıtırım. Ama bunu sen istedin Ekim. Tamam, bırak beni. Ya tamam, ne olursun bak, ne olur. Tamam, ben kendim gidebilirim lütfen. Ekim. Tamam. Tamam. Nasıl? Ya, bir ayağını buraya at. Dur, 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 dur. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Dur, 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 dur. Olmasaydın ben yapamazdım. Hadi bir kere daha deneyelim. Hadi. Hadi. Bana. Tamam, bindim ben. Ben bindim. Gitmesin, gitmesin, gitmesin. Gel, gel. Geldim.
Dur. Yavaş yavaş düşüyor. Korkutma onu. Sakin ol. Tamam mı? Dur. Kalkayım mı? Dur. Kalk. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Tamam, yavaş. Yavaşça gidelim, tamam mı? Tamam. Yavaş. Dur. Söyle dursun. Dur bu tarafa. Tebrikler Leyla'cığım. Beni her gün daha da şaşırtmaya devam ediyorsun. Artık hazırsın. Neye doktor hanım? Buna. Adımlarını bununla daha güçlü atacaksın artık. Gevdede bununla antrenman yapabilirsin ama kendini çok yormadan. Allah'ım adaklarımı duydu, bana şu günleri yaşattı ya. Ben daha ne isterim? Hemen bir kurban keseceğim. Mahalleli bayılır, bayram ederler bu habere. Hayır babaanne. Sakın. Niye evladım? Yani şimdi değil. Daha sağlam basabildiğim zaman. Onlar gibi yürüyebildiğim zaman. Tamam? Tamam yavrum, tamam. Peki. Daha zaman var. Sakin ol. Dur. Beni al. Gel tut. Tamam dur. Nasıl titriyorsun? Gel sana kendini çok kasma dedi işte. Hoppa. Ne yapayım ama? Hayatımda ben böyle bir şey mi gördüm? Belli. Şu kollarımın haline baksana, ilk defa böyle bir şey oluyor. Çok komiksin. Yani çok komik. İyi misin? Tamam. Çok iyiyim, tamam. Gel biraz dinlenelim. Gel. Of. Bugün hiç bitmesin istiyorum. Ben de. Hala elimi kalbine ilk koyduğundaki gibi atıyor. Sen yanımda olduğun zamanlardaki heyecanmış değişmedi çünkü. Değişmeyecek de. İnsan uyumadan da rüya görebiliyormuş. Sana hayal ettiğin her şeyi vermek istiyorum. Verdin zaten. Hatta daha fazlası. Bu ne güzel tesadüf ya böyle. Bozmayın rahatınızı. Vay. Kimleri görüyorum ya? Kimlerde romans ha? Ne işiniz var burada? Sizinle aynı işimizin olmadığı belli. Melisa, haddini aşma. Ekim, sen ata binmeyi biliyor muydun ya? Hiç görmedim de seni buralarda. Neyse.
Kanat sana atının ismini söylemiştir sanırım. Çok ayıp. Söylemedin mi? Bak merak ediyor kız. Amma gizem yarattınız be. Söylüyorum, hazır mısınız? Melisa. Çok güzel. Yakışmış atına. E madem biz bu kadar karşılaştık, bir yemek yiyelim değil mi? Hiç gerek yok. Kanat, Selim hocamız ne demişti? Birlikte olun, empati kurun, sosyalleşin. Hatta bunu bir sosyolojik deney gibi bile düşünebiliriz ha? Bir de bu anı ölümsüzleştirmek var tabii. Gülümseyin. Süper. Ne yapıyorsun sen ya? Bir yere mi atıyorsun onu? Atma bir yere. Ne oldu? Biri görür diye mi korkuyorsun yoksa? Hadi hadi. Çok güzel yemekleri. Yürüyün. Çok güzel Buyurun. Yemekler var. Hadi gidelim. Yürüyün. Ya ben de istiyorum ama. Ya. Ben de istiyorum. Ne oldu? Sen... Yok artık. Bu Photoshop mu bu? Çok olay kara kızlar. Kızlar. Melisa'nın üstü bu. Bilinçli yapmıştır. Yine bir şeyler karıştırıyor işte. Gidelim ya. Gel kahve içelim. Bırak ya. Aynen. Ben de şunları halledivereyim. Hadi. Sağ ol babaanne. Sen de sağ ol yavrum. Çeviriyorsun Melisa. Komiserim sizce ne anlatmaya çalışmış olabilir ki Adem? Ne bileyim. Böyle önlük mü gömlek mi giyen, el arabası iten bir adam tarif etti. Okuldaki yemekhanede çalışan biri olmasın? Olabilir kardeşim, olabilir. Hatta okulun temizlikçisi de olabilir. Boyacısı, su tesisatçısı, hatta okul dışında çalışan çöpçü de olabilir. Bak, adamın bu iş için özel kostüm giymiş olma ihtimalini düşünmek bile istemiyorum. Doğru komiserim. Her şeyi düşündüm. Zaten sorun burada. Çok fazla ihtimal var. Bak, yarın okula gidiyoruz. Okula gidip bakmak en doğrusu. Ancak bu şekilde seçenekleri daraltabiliriz. Aradığımız cevap okulda. Biliyorum. Yani güzel kızım yesene. Güzel fasulye işte. Niye yemiyorsun? Ha? Hangi köpek bulmuş fasulyeyi? Ha? Dedi. Benim güzel kızım burada mıymış? Sen ne yapıyorsun ya? Sana da merhaba. Da ne yapıyormuşum? Ya yavru köpeğe kuru fasulye yedirilir mi? Yavrusunu geçtim, sence bir köpeğe kuru fasulye yedirilir mi? Niyeymiş? Nesi varmış güzelim fasulyenin? Biz ne yiyorsak o da ondan yiyecek. Zengin bebesi değil bu. Bizden. Alışın şimdiden. Bu nasıl bir kafa ya? Bunun içinde ne kadar tuz var, şeker var. Senin haberin var mı? Ne bağırıyorsun kızım, ne? Yemedi zaten. Yemez, senden akıllı çünkü. O ne o? Ne? Şimdiden hapiste olmayı mı öğretelim hayvana? Ne hapsi be, saçmalama. E ne diye pranga takıyorsun küçücük hayvancağızın boynuna? Bak, sen galiba daha önce köpek bakmadın. Bu tasmalar sadece insanların güvenliği için değil, hayvanların güvenliği için varlar. Anladın mı? Bu hayvan kaybolsa sen nereden bulacaksın? Tak durmam ben bunu kızıma. Hem benim yanımdan ayrılmıyor ki.
Benim yanımda ne başına bir şey gelir ne de kaybolur. Doğru. Senin yanında anca bu hayvan yedikleriyle mide fesatı geçirir. Ver şunu. Gel bir tane. Gel. Harbi sen düşündün mü ya? Köpeğin adını ne koyacağız? Rıza Bahar Hanım geldi. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. İyi günler Rıza Bey. Buyurun oturun. Sağ olun. Kusura bakmayın, ben aslında daha önce gelmek istedim ama bir türlü denk getiremedim. Hem size bir geçmiş olsun dileyim istedim. Hem de şu yarım kalan Aziz konusunu konuşuruz diye düşündüm. Ya ben de o konuyu bir an önce konuşmak istiyordum. Anca toparlıyorum kendimi. Ah. Suna'nın da haberi olmadığı için endişelendi tabii. Kaza sebebiyle ben sana bu konuyu anlatmadım, paylaşamadım. Fırsat olmadı. Bahar Hanım geldiğine göre kendisi anlatsa daha sağlıklı olacak. Yani tabii böyle bir konuyu bir anneye anlatmak çok kolay değil ama... Suna Hanım, ben... Bakın ne kadar konuya hakimsiniz bilmiyorum ama... açıkçası Kanat'ın Aziz'e şiddet uyguladığından endişeleniyorum. Ya. Şiddet mi? Evet, maalesef. Yani ben Aziz'in sırtındaki yaraları gördüm. Daha doğrusu kendisi bana gösterdi. Artık bana dokunamayacaksın baba. Vahim'sin sırrını anlattım. Sizin bu konuyla ilgili bir fikriniz var mıydı? Suna Hanım. Şimdi böyle söyleyince çok kötü oldu tabii. Ben de ilk duyduğumda çok fena olmuştum ya. Haklısınız, anlıyorum tabii. Şimdi bakın Bahar Hanım, durum şu. Bizim oğlanlar birbirleriyle pek geçinemezler. Ama... yani benim bu durumu normalleştirmem de mümkün değil Bahar Hanım. Zeliha, gelir misin? Buyurun efendim. Aziz'le Kanat'ı çağırabilir misin buraya hemen? Aziz Bey evde ama Kanat Bey yok evde efendim. Tamam, sen telefonla çağır onu. Muhakkak gelsin. Tamam. Bakın Rıza Bey, aslında buna hiç gerek yok. Yani ben öncelikle sizi bilgilendirmek amacıyla gelmiştim. Ha ama tabii siz benim herhangi bir konuda yardım edebileceğimi düşünüyorsanız seve seve yardımcı olurum. Şimdilik müsaadenizi isteyeyim. Yok yok yok, gitmiyorsunuz, gitmeyin lütfen. Bu iş bugün burada bitsin. Burada halledelim. Lütfen. Arkadaşlar, cenaze yemeğine mi geldik? Hiç konuşmuyorsunuz. Bir şey de yememişsiniz. Evet ya, havadaki tansiyon beni de gerdi. Niye siz sopa yutmuş gibi oturuyorsunuz ki? Birlikte geçirdiğiniz zamandan keyif almalısınız sonuçta. Çift olarak. Bence de. Biz çok aç değiliz. Epey yorulduk da. Biz... ne şahane bir zamir.
iki insanı ısıtan sıcacık bir battaniye gibi. Bu arada Ekim, sen bir Shakespeare hayranı olarak Macbeth'i biliyorsundur. Evet, biliyorum. Niyeyse aklıma geldi. Orada yemek sahnesinde hayalet gören Macbeth gibi hissettim kendimi. Neden? Birimizi öldürttüğünde haberim mi yok? Güç düşkünlüğü, dost ihaneti. Ne büyük trajediler doğurabiliyor değil mi? Efendim Zeliha abla. Kim geldi? Tamam, hemen geliyorum. Bizim hemen kalkmamız gerekiyor. Hadi Hekim. Yemek için de çok teşekkür ederim. Vay! Aşıklar bizden rahatsız oldu. Tekrar baş başa kalmak istiyorlar anlaşılan. Hadi o zaman biz de kalkalım ya. Bir de doyduk zaten. Hadi. Ne oldu? Bir problem mi var? Hadi. Tamam. Hep birlikte benim arabayla gidelim. Sonra çekiciyle aldırırız. Değil mi Ozan? Evet. Aynen öyle. Hadi gidelim. Peki. Yapacak bir şey yok. Gelirken bir şey yoktu arabada. Kanat, sen kullansana eskiden yaptığımız gibi. Ozan gel hadi. Şimdi yeni Melisa ile Kanat mı oldunuz? Bir Ekim Kanat. Çok daha şairane. Ne diyorlardı? Çiplemek mi? Ekkan. Melisa yeter. Bak sabrettikçe zorluyorsun. O insan olma. Hangi insan olmayayım ya? Hangi insan olmamı tercih edersin? Söylesene. Benimle birlikte yaptıklarını şimdi bununla yaparken asaletli kız mı? Yoksa kıskançlık krizine giren kız mı? Hangisi olayım? Hiçbir şey olma. Kanat. Sen kapa çeneni. Yeter Melisa. Yeter artık, tamam mı? Sus. 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 Kanat, babam senin önüne bak. Melisa, sen de
Sakin ol birazcık ya. Susmayacağım. Susması gereken birisi varsa o da arkanda oturuyor. İşte busun sen. Bu yüzden artık hayatımda yoksun. Doğru. Doğru değil mi? Evet, ben senin yeni sevgilinin dediği gibi iğrenç, pislik, zorba bir insanım değil mi? Neyse yeter. Yeter ya. Şu haline bak ya. Bırak ne halleri varsa görsünler. Yeter. Yetmez. Elisa! Yetmez. Elisa! 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 Aç şuraya. Cevap ver bana. Hesap ver bana. Bana hesap ver. Hesap vereceksin. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Sen ne yaptın? Öldürmek mi istiyorsun sen? Evet ama başaramadım. Bana bak kızım. Ben bu hayatta karşına çıkabilecek en büyük belayım. Duydun mu beni? Neyse, son yapmayı bırak artık. Sakinleştiysen bizi rahat bırak. Gel, hadi gel, tamam. Kabullen artık Melisa, gel. Bırak. Alo. Dediğimi yap. İyisin değil mi? Bu yaşananlar için çok üzgünüm. Senin suçun yok ki. Öğreniyorum. Celedim. Arkadaş, vallahi billahi küreselsel ısınma doğru ha. Duyduğumda da inanmazdım ama öyle. Kolay gelsin. Halil, ben 10 tane yumurta alacağım. Bir de bu senin ekmeğe sürülen peynirinden vardı ya. Onu Ekim çok seviyor, ondan versene. Hay hay, hemen canım ya. Sen iste yeter, olur mu öyle şey? Gözünü sevdiğim, nerede bakayım benim şeylerim ha? Vallahi billahi. Saksı hayırdır, niye saksı ha? Hiç. Çiçek vardı evde. Saksıyı değiştireceğim onun için. Ha, ne çiçeği vardı sende? Ya şeyden soruyorum, ben çiçekten anlarım da onun için soruyorum. Papatya. Papatya mı? Aa, Bodrum papatyasıdır ha o. Ben sana söyleyeyim, öyledir o. Galiba öyle, evet. Sağ ol. Vallahi onları güzel beslersen bayağı uzun yaşarlar. Yaz, kış bir şey güzel gider o çiçek, ben sana söyleyeyim. Bir tane, bir kalıp peynir. Aslında yarım kalıp daha... Yok yok, bir kalıp iyi gider. Yiyor, yiyor. Çocuk yiyor. Tamam, sağ ol. Ekim'in sevdiği peynir bunlar. Demek papatya seviyorsun ha? Seviyorum da hayırdır, niye sordun? Merak ettim canım, öyle yani. Seviyorum tabii, en sevdiğim çiçek papatya. Tahmin etmiştim. Nasıl? Yani ben de papatyayı çok seviyorum. Dedim ya öyle. Onun için dediydim ben. İşte öyle bir şey dediydim ben. Neyse, para üstü. Tamam, teşekkür ederim. Ne demek? Haydi, sana kolay gelsin. Sağ ol Neşe, sağ ol. Seni bana ayırdın. Bütün İstanbul. Ya Neşe'nin de en çok sevdiği çiçek papatyaymış. Allah'ıma, kitabıma ben böyle bir şey görmedim. Oğlum bir de gitmiş saksı almış Neşe'm ya. Ölmesin diye kurban oldum. Vallahi Halil galiba doğru yoldasın oğlum bu sefer. İnşallah ya, hayırlısıyla. Ölümü ne güzeldi. Böyle nasıl yaşıyor. Sert kıyılarında. Ne gemiler batıyor. Dokun yaralarıma, çiçekler açıyor. Ah bir de gülünce kafam peynire dönüyor. Öyle de güzeldi gözleri. Bıraksam içine bir kendimi.
koştur içine çek beni yavaş yavaş. Öyle de güzeldi gözlerin, bıraksam içine bir kendimi. Tutuştur içine çek beni yavaş yavaş. Ben endişelenmeye başladım. Arayalım mı Kanada ha? Olur, arayayım. Yok, açmıyor. Hay Allah'ım ya. Tamam. Sen buradan dönebilirsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kanat. Senin ellerindeyim, düşlerindeyim. Olmuyor. Ne olmuyor? Biz. Soluk gidişlerin, canım sevgilim, artık ölmeyelim. Olmuyoruz. Yani yapamıyoruz. Ben ne zaman kendimi özgürce bırakmak istesem, evren bizim için başka bir şey planlıyor. Eğer araba olayını kastediyorsan, dün o bugün yaşananlar yarın başımıza gelecekler. Ben biliyorum, yani sen de biliyorsun bunu. Ne yani? Savaş mı yüzeltmeyiz? Daha başlamadan pes mi edeceğiz? Yok yani bu savaşın kazananı falan yok. Bir durmadan hasar alıyoruz. Yeri geliyor canımızla tehdit ediliyoruz. Yeri geliyor arkadaşlarımızla sınanıyoruz. Peki. Ne olursun? Ne olur yapma, böyle yapma şu anda. Sen ne söylersen söyle. Gözlerin aksini söylediği sürece vazgeçemem. Bakma gözlerime. Onların artık ne dediğinin bir önemi yok. Bakma. Değmiyor Kanat. Bunca yaşadığımız şeye, bunca acıya hiçbir şeye değmiyor. Peki. Kanat bak ne olursun ısrar etme. Eğer böyle yaparsan, zorlarsan benim okuldan giderim. Anladım. Annemle de konuşurum, buradan da giderim. Tamam anladım, ben çok iyi anladım. Israr etmeyeceğim. Yeter ki sen okulu bırakma. Yeter ki ben seni görebileyim. Beni arkadaşlarım ne zaman istersen görebilirsin. Ben buradayım. Ne olursa olsun bugün çok güzel bir gündü. Her şeye rağmen teşekkür ederim. Bugün hiçbir zaman unutmayacağım. Tamam. Bahar gözlerine yağmur yağmasa, dikkat et kendine. Huzursuzsan İyi geceler. Düşerdim yamaçlarından, sapsarı saçlarından, avuçlarından.
Peki. Çok güzel haberlerim var sana. Bir saniye ya, senin neyin var? Bana bak, ağladın mı sen? Ağlamadım. Gözlerin niye dolu o zaman? Neymiş güzel haber? Yok, boş ver, önce sen söyle. İyiyim ben ya. Söyle hadi, merak ettim, ne güzel haber ne? Önce sen dedim ya kim? Bir şeyim yok benim. Annem işe giderken bir şey dedi mi? Ekim, konuyu değiştirme. Kanat'la alakası var mı böyle buğulu buğulu bakmanın? Şiir yazsana sen. Ya kızım, bırak geyiği. Evet, onunla alakalı. Hıh, dökül. Ne yaptı yine sana? Çok güzel bir gün geçirdik aslında. O zaman? Olmaz. Unut beni dedi. Anlamadım. Ya Allah Allah kızım, manyak mısın sen? Ben sana git açıl diyorum. Sen her şey başlamadan bitiriyor musun? Evet. Neden? Hazal. Şu an konuşmasak ne güzel olur bak. Sen söyle güzel haber ne? Ya of, babamın hapisten çıkması için bir umut doğdu. Yani bilmiyorum, avukat da çok ümitli, bekliyoruz. Ciddi misin sen ya? Bu çok güzel bir haber ve bugün aldım en güzel haber. O zaman bunu kutlamamız gerekiyor, kahve. Sen gece gece kahve mi içeceksin? Şu an içilir. Kim? Bekir. 10 dakika sonra her zamanki yerde görüşelim diyor, önemliymiş. Tamam, bit o zaman. Bunu kahve? Ya kızım, ne kahvesi, gelirken dondurma alırsın, hadi her zamanki gibi kutlarız. Tamam. O zaman üstümü değiştireyim. Hadi bakalım. Buluşsun şimdi mahşerin dört atlısı. İyi akşamlar. Kanat, neredesin sen oğlum? Merak ettik. Bak, misafirimiz var, seni bekliyoruz. Neredesin sen Kanat? Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kanat. Geç otur. Kanat, kardeşine vurmuşsun. Doğru mu? Konuşsana oğlum. Kardeşinin sırtındaki yaraları gördüm. Sen mi yaptın? Evet. Kanat, neden? Neden böyle bir şey yaptın? Keşke bilsem. Oğlum, kardeşine neden vuruyorsun sen? Biz seni böyle mi yetiştirdik? Bu evde bunu mu öğretiyoruz biz size? Oğlum, neden cevap vermiyorsun sen? Rıza Bey, lütfen sakin olun. Bakın, bu dille hiçbir şey çözemeyiz. Haklısınız hocam, haklısınız. Haklısınız, böyle karşıma geçip evet diye cevap verince ben... Ben şoktayım şu an, inanamıyorum. Ben anlıyorum sizi ama... Daha uygun bir dille bunu çözeceğimize inanıyorum ben. Öyle değil mi? Evet. Evet, haklısınız. Biz evimizden şiddeti hep uzak tutmaya çalıştık. Sorunlarımızı hep konuşarak çözmeye uğraştık. Suna, Suna, biz nerede yanlış yaptık? Bakın, biz Kanat'la uzun uzun konuşup mutlaka bu konuyu çözeceğiz. Merak etmeyin. Öyle değil mi Kanat? Siz sakin olun, ne olur. Oğlum, cevap versene hocana. Rıza Bey, lütfen. Lütfen. Haklısınız hocam, tamam. Anlıyorum, tamam.
Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Siz yolcu edelim biz. Ben zaten yerin dibine geçtim. Of, of. Suna. Suna canım. İyi akşamlar çocuklar. Vay be. Baba oğul ne şov yaptınız ama. Bak açık söyleyeyim, Rıza abinin suçunu üstleneceğini hiç tahmin etmemiştim. Beni yine ters köşeye yatırdın Kanat. Bravo. Mutlu musun? Rolü sen bana biçtin. Babam bir gün iyileşecek. Biliyorsun değil mi? Seni onun elinden kim alacak bakalım? Sen biliyor musun Bekir niye bizi çağırdı? Ne bileyim ya. Attığı mesaj neyse o. Ekim, sana da mı mesaj attı? Evet, beni de çağırdı. Kendisi nerede? Yok, daha gelmedi. Of Bekir ya. Ne söyleyeceksen söyle işte. Ayşe, hadi hatırladın mı? Eski günlerdeki gibi gel dans edeceğiz. Yok vallahi hiç keyfim yok Bekir. Ayşe, beni de eve götürebilir misin? Hatırladınız mı bu dansı? Mahallede ediyorduk bu dansı hep birlikte. Böyle bütün mahalleye gösteri yapıyorduk. Hatta biz böyle bu dansı yaparken... Ekim de bizimle yapmaya çalışıyordu ama hiç beceremiyordu. Yere düşmüştü bir kere. Böyle aşırı ağlamıştı. Valla biz çok gülüyorduk o sırada. Ama Ekim bak, o zaman seninle birlikte biri daha ağlıyordu. Leyla. Bunların hepsi zaten öyle bir şey, birlikte gülüp birlikte ağlıyorlardı. Değil mi? Ayşe, bunlar vallahi yapışık ikiz gibilerdi. Oğlum... Şu suratlarınıza bir bak ya. Arkadaşlar kaç yaşında insanlarsınız? Bak Allah'ınızın aşkına ben gelmişim burada size maymunluk yapıyorum. Bir konuşalım edelim diye. Gerek var mı buna ya? Bence varsa bir şey şu an konuşmak için tam sırası yani. E haklı çocuk. Ben çok özlüyorum. Ne güzeldi eskiden değil mi Ekim? Ben de çok özlüyorum.
Leyla, duydun mu? Bak, hepimiz burada böyle bir şeyler konuşalım istiyoruz. Herkes çok özlüyor. Eskiden olduğu gibi olabilsek tekrar. Bugün en azından bütün bunlar bir işe yarasın yani. Ne diyorsun? Eskisi gibi olacakmışız. Eski günler, eski günler. Bitti artık eski günler. Kendinize bir gelin artık. Büyüdük hepimiz. Birbirimizin gerçek yüzünü de gördük. Olmayacak artık hiçbir şey eskisi gibi. Leyla, sen niye durduk yere agresifleşiyorsun ki? Normal konuşmaya çalışıyoruz. Ya, belki düzelir bir şeyler. Bekir! Ya Bekir, sen niye böylesin ya? Niye böylesin sen? Bu saatte hepimizi topladın buraya. Bir şaklabanlıklar, bir şovlar, bir hareketler. Bir kendine gel artık ya. Tamam ya. Leyla, gerçekten çok özür dilerim senin. Suç bende abi zaten. Geldik buraya, belki düzeltebiliriz bir şeyleri, konuşuruz, hallederiz diye de. Kime anlatıyorum yani, tamam abi. Benden bu kadar ne haliniz varsa görün bundan sonra, tamam mı? Yapacağım maksimum şey budur yani, hadi eyvallah. Ya Leyla, kötü bir şey demedi ki çocuk. Aşe, beni eve götürür müsün? Yarın okulda görüşürüz. Efendim? Evet, benim arabam. Anlamadım. Kaza mı yapsa? Nasıl? Ağır hasarlı, pert oldu araba. Tamam. Anladım. Öyle mi canımı yakıyorsun benim? Her geçen gün kendini aşıyorsun Melisa. Kanat'ın arabasına yaptıklarından sonra ben bile korktum senden. Yazık. Güzelim araba perte çıkmış ha. Abim de çok severdi arabasını. Canı yanmıştır değil mi? Tıpkı baban gitarını kırdığında olduğu gibi. Öyle söylemiştim. Dediğim hiçbir şey unutmuyorsun bakıyorum. Tebrikler Aziz. Sınavı geçtim. Abinden daha güçlü olduğunu kanıtladın. ...ve daha cesur olduğunu. Vermiyorsun sen. Rıza Bey, lütfen sakin olun. Bu ne ya? Suna! Suna, Zeliha! Biriniz bana yardım edin, gelin buraya. Allah! Bunun şifresini mi değiştirdi bu ya? Suna!
Sonra! Hadi ya. Ne olabilir? Düşün, 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 düşün. Ne yapmış olabilir ki? Dur bakayım. Hadi. Kıyameti kopardık. Kusura bakmayın Sunan Hanım, ben kıyafetleri yerleştirecektim. Ay. Hangi cehennemdesiniz? Suna! Neredesiniz siz ha? Ne yapıyorsunuz burada? Hiç biz... İşe dalmışız. Ne oldu ki? Ne oldu? Ne biçim pansuman yapıyorsunuz? Her tarafım battı. Tamam, aşağıda ben yenisini yapayım, olur mu? Sen işine devam edebilirsin. Bu arada Melisa'nın attığı fotoğrafa ne diyorsunuz? Klasik Melisa işte. Ben asıl Naz'ın güzel bir sevgilisini merak ediyorum. Niye bize söylemiyorsun? Öyle gerekiyor çünkü. Ay. Ben de merak ettim yalnız. Hı? Ay hadi söyle, çatlatma insanı. Ay bırakın, söylemesin. Biz zaten o büyük aşkının kim olduğunu bir şekilde öğreniriz. Evet. Bizim sınıftan birisi mi? Ya yeter. Allah Allah. Ece. Ne? Ne istiyorsun? Sizle işim yok benim ya. Ceyda, baş başa biraz konuşma imkanınız var mı ya? Ne söyleyeceksen burada söyle. Arkadaşlarım onlar. Bekir, söyle. Peki, tamam. Çiçeğim, bu kadar ayrılık yetmedi mi ya? Hı? Çiçeğim mi dedi? Evet, çiçeğim. Ben ona hep çiçeğim diyorum. Kıymetlim o benim. Sen kıymetli misin acaba ya? Yıl ışık. Evinde ayna yoksa Selim Bender'inkini kullanabilirsin. İyiydi. Sana ne Ece? Hı? Ceyda, konuşacak mıyız? Hadi kızlar gidelim, ders başlayacak. Yok, tamam, tamam, tamam. Çok özür dilerim. Affedersin. Ben kendim giderim, siz kalın burada. Ah, pardon. Kafayı yemiş bu. Delirmiş resmen ya. Ben giderimler falan. Küsmeyiz. Yedili video. Size de atayım da keyfiniz yerine gelsin. Aslanım onu. Heyecanla bekliyoruz diyelim. Günaydın arkadaşlar. Bugün bir misafirimiz var, müfettiş Engin Bey. Derste bizimle beraber olacak. Hocam buyurun. Siz rahat edin. Ben böyle iyiyim. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz Tanzimat dönemi edebiyatı.
Bu dönem yazarlar ikiye ayrılıyor. Şimdi önce birinci dönem yazarlardan başlayacağız. Birinci dönem yazarlar Şinasi, Namık Kemal. Grup atma, biz daha paylaşıyoruz. Sakın. O grup için değil, bizim için aramızda. Ahmet Mithat Efendi. Ayrıca bu dönemki yazarlar da iki tür akımdan etkileniyor. Bir tanesi klasisizm. Mesela Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa... bu tür akımdan esinlenerek eserler vermiştir. Şimdi az sonra ne fark eder? Sakın paylaşma, hayır dedim sana. Diğer akım romantizm. Romantizmi de Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi'nin eserlerinde bulabilirsiniz. Yolladım. Sen var ya, bittin lan. Ne oluyor orada? Bir şey yok hocam. Sen derse telefonla mı oynuyorsun? Önemli mesaj geldi hocam, ona baktım. Ver. Ver. Kalk, benle gidiyorsun. Sen de. Hadi. Sen benim hayatımda gördüğüm hep bir... Hadi oğlum, hadi. Hocam siz de lütfen. Şşş. Arkadaşlar sessizce oturun, geliyorum ben. Ne oldu ben bir şey? Senin ismin ne? Can. Evet Can. Senden bir açıklama bekliyoruz. Bu fotoğraf neden senin telefonunda? Hocam şöyle, ben... Çok haklısınız. Arkadaş çok büyük bir yanlış yaptı. Ben de kendisine yakıştıramadım. Zaten siz içeride bizi gördüğünüzde ben de onu söylemeye çalışıyordum kendisine. Sen sus. Hocam, arkadaş sizden özür dilese. Hocam, çok özür dilerim. Ergen işte. Ne yapsın, o da hormonlarına yenik düşmüş. Böyle, siz kusura bakmayın, bir anlık bir hata. Bir anlık hata diyorsun ha? Evet, öyle. Bir daha olmaz hocam. Bir daha olmayacak zaten. Anlık bir hata olmayacak kadar çirkin bir durum bu. Doğru ama olmuş işte bir kere. Şu anda buna yapabileceğimiz bir şey yok. Yani siz de gördünüz, ben suçsuzum. Hani konuyla da bir alakam yok. Eğer isterseniz şöyle yapalım. Siz devam edin, ben gideyim. Zaten sınıftan niye çıktım onu bile anlamadım. Sınıfınıza girin, ikiniz de. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler. Hadi Can, gidelim. Selim hocam, sizinle bir konuşalım. Ya bu Adem'in tarif ettiği kişi hiç mi tanıdık gelmiyor sana? Maalesef, çıkartamadım. Tamam, gidebilirsin. Pardon, bakar mısın? Biliyorum. Gördüm ben daha önce sizi komiserim. Okula gelmiştiniz. Adın ne senin? Mustafa. Okulun ademesiyim ben. Ne zamandır burada çalışıyorsun Mustafa? 5 yıl oldu. Tamam. Ben seni alıkoymayayım. Kolay gelsin. Sağ olun, size de. İler dönüyor ama. Hayırdır inşallah. Sorma kızım, müfettişten bile korkuları yok bunların. Ya bizim ekin eski okulda olsa tırtık kırardık ya. Ozan ne oluyor? Nereye kaçıyorsun? Tamam, ben sana anlatacağım her şeyi aşağıda.
O fotoğraf neydi? Konuşana! Ozan attı, ben de gruba yolladım. Nereye gitti Ozan? Bilmiyorum. Ya Ozan, başka bir zamanda olsa gülüp eğlenirdim ama ne bu şimdi? Ya ben nereden bilebilirdim ki o'nun bunu gruba atacağını? Nasıl bilemezsin ki? Can bu. Düşünmeden her şeyi yapar, paylaşmış işte. Kanat ne yapıyorsun? Hayırdır bro? Ne yapıyorsun okulun ortasında? Leyla'nın hali ne? Ha, sen fotoğrafı görmüşsün. Şimdi olmaz. Okulda müfettişler var zaten. Melisa tamam. Sen uzak dur. Melisa tamam bırak. Kanat fincanı çıkartsın biraz. Neden Leyla o halde? Cevap versene Ozan. Siz bu kadar mı kötüsünüz lan? Kızın hayatını kararttık, yetmedi mi? Ne lan bu? Ne oluyor lan sana şimdi? Sen bir uslu çocuk falan mı oldun? Bir de böyle karşıma geçmişsin, artist yargı dağıtıyorsun. Ozan. Karışma sen. Konu zorbalık olunca Kral Kanat değil mi? Ha? Sen değil miydin insanları ağlatan, mahveden? Ne oldu? Şimdi hesap mı soruyorsun lan bana? Ben hatamı kabul ediyorum. Ha öyle mi? Tamam o zaman bir mesele yok da alabiliriz. Doğru. Ben de zorbaydım. Ama senin kadar aşağılık olmadım hiçbir zaman. Hı. Sınırımı aşmadım. Melisa. Kanat bilmiyor değil mi? Bana çok büyük haksızlık yapıyorsun bro. Haberin olsun. O fotoğrafı kimin paylaştığını öğrenmek istiyor musun? Sıkı tutun söylüyorum. Kardeşin. Eğer biriyle problemin varsa gideceksin onunla çözeceksin. Ha yoksa Aziz kötü, Kanat iyiyse orasını ben bilemem. Pardon ya. Gerçi sen şimdiye kadar yaptığın tüm kötülüklerin hepsini kardeşini korumak için yapmıştın değil mi? Senin keyfine yaptığın hiçbir şey yok. Kanat yapma, ne yapıyorsun? Hayır yapma, bırak. Vursana, bir tane daha vursana. Hayır, hayır vursana. Kanat. Vursana. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Sen benimle geliyorsun. Sen de. Hadi. Yine ben niye geliyorum ya? Bunların derdini anlamıyorum. Anlat bakalım, niye vurdun arkadaşını? İstemeden oldu. İstemeden. Burası okul, okul. Buraya eğitim almaya geliyorsun, zorbalık yapmaya değil. Bahar Hanım, aileleri arayalım. Müfettiş Bey, önce bir durumu anlasak da. Her şey ortada değil mi? Zaten sizin şikayetiniz de bu değil miydi? İkisi aynı şey değil Müfettiş Bey. Ozan'la Kanat zaten yakın arkadaşlar. Hatta ailecek de görüşürler. Sanıyorum bir sinir anında istemeden oldu. Değil mi Kanat? Şimdi arkadaşından özür dile. Bu konu burada kapansın. Kanat, arkadaşından özür dile. Pardon. Özür böyle mi oluyordu ya? Ozan. Özür dilerim. Ama senden değil, kendimden. Ne yaparsan yap kontrolümü kaybetmemem gerekirdi. Bunun için özür dilerim. Kanat. Bu seferlik uyarı cezası alacaksın. Hocalarına dua et. Bana kalsa çoktan disiplin kurulundaydın.
Kanat, iyi misiniz ne dediler? Gerçekten umurunda mı? Beni bu kadar mı önemsiyorsun? O ne demek? Tabii ki önemsiyorum. Arabamı bu yüzden mi pert ettin? Kanat, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Sevgi böyle bir şey değil Melisa. Gerçekten seven insan benim olmuyorsa başkasının olmasın diyemez. Büyü biraz artık. Teşekkür ederim Melisa sorduğun için. Ben deyim. Ulan, zaten bu olanların sorumlusu sensin. Müfettişin geldiğini bile bile kanısını damarına bastın. Şimdi seninle ilgilenemeyeceğim. Gel. Dinliyorum. Araştırdım komiserim. 5 yıldır okulda çalışıyormuş. Tamam oğlum, geç onu, biliyorum. Okulda okuyan kızı var. Okul pahalı değil miymiş? Kız burslu komiserim. Burslu. Bana bir yazı çağırsana. Hemen komiserim. İlyas abi, Selçuk komiser seni çağırıyor. Hemen geliyorum. Gel, gel. Beni çağırmışsınız amirim, buyurun. Adem'i buluyorsun, okulun önüne götürüyorsun. Emredersiniz komiserim. Aklınızda ne var komiserim? Çok merak ettim. Gidince anlayacağız. Tabii amirim. İlyas'ı hiç iyi bir zamanda aramadın ama söyle. Fikret Bey, Selçuk komiser okula geliyor. Neden? Okuldaki Adem'e Mustafa'yla kaza hakkında konuşacak. Tamam. Ben Kanat'ın kötü bir çocuk olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Anlık öfkeyle kontrolünü kaybetmiş sadece. Ne oldu söyle bakayım. Yani ben Kanat'ta anlık bir öfke kontrolünden fazlası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biliyorsun Aziz olayı ortada. Yani acaba... Ne acaba? Acaba gerçekten böyle mi düşünüyorsun yoksa Kanat'la kendini özdeşleştiriyor olabilir misin? Tebrik ederim Bahar Hocam. Vallahi hedefi tam 12'den vurdun yani. Hayır. Hayır, tabii ki o anlamda söylemedim. Ben senin ne düşündüğünü anlamak için özledim. Yanlış anlama beni. İlgin için çok teşekkür ederim. Terapiye ihtiyacım olduğunda görüşürüz. Selim, bir dur ama. Buyurun müdürüm, hemen gelsin demişsiniz. Gel Mustafa, otur. Sana kötü bir haberim var. Polis birazdan sana bir takım sorular sormak için burada olacak. Nasıl? Ne demek polis gelecek müdürüm? Hani olay kapanmıştı? Benim kızım var. Anası var. Ne yaparım müdürüm, ne derim onlara ben? Tamam Mustafa, sakin. Çok fazla vaktimiz yok. Polis her an buraya gelebilir. O gece Ziya Bey'i taşırken biri seni görmüş olabilir. Müdürüm, yardım edeceğim demiştiniz. Başına bela olmayacak demiştiniz. Kurtarın beni Allah aşkına. Tamam Mustafa, sakin. Yardım edeceğiz. Süleyman Bey'i de aradım. Sakin ol. Kurtaracaksınız değil mi müdürüm? Bırakmayacaksınız. Hem ben siz dediniz diye müdürüm Mustafa, ya. Mustafa, tek bir şansımız var. Hikayeyi kararlaştırdığımız şekilde polise anlatacaksın. Müdürüm, ne diyorsun sen?
Nasıl yaparım ben böyle bir şey? Nasıl söylerim? Benim kızım var Emine. Anasına Mustafa, ben... Mustafa! Tam da bu yüzden yapacaksın. Kızını düşündüğün için. Yuh ya. Kafede yaşayayım bir de. İnsanlar köle arıyor kendilerine. Aa! Sen ne yapıyorsun burada? Kaçtın mı sen? Ne yapıyorsun sen burada? Durdum. Güzel kızım, yavrum benim. Kurt mu? Kurt mu diyor bu sana? Ya senin neren kurt, senden olsa olsa minnoş olur. Gerçekten şu tatlılığa kurt ismini mi koydun? Evet, nesi varmış? Güzel kızım benim, kurdum. Olmamış. Fındık daha iyi bence. Sana ne kızım? Köpek benim köpeğim değil mi? Hem sen de bana. Bu saatte ne yapıyorsun burada? Hekimle eşit olman gerekmiyor mu? Yani gerekiyor da önce bir işimiz olması gerekiyor. Hayda. Ne oldu? Çıkardılar mı? Kafe satıldı. Yani doğal olarak biz de işsiz kaldık. Üzüldüm vallahi. Millet bu zamanda çalışarak bile geçinemiyor. Bir de işsiz kalmak zor. Çok zor hem de. Nasıl ya? Sıkma canını. Buluruz sana iş. Soruştururuz. Yok ya, nereden bulacağız? İnsanlar işçi aramıyor ki, köle arıyorlar kendilerine. Gel misin? Açım aslında ha. Al ye. Sen mi yaptın bunu? Hı. Bayağı iyi olmuş ha. Ne var içinde? İşte domates, peynir falan, bildiğin kahvaltılıklar. Ben çocukken annem yapardı, şimdi ben yapıyorum. Daha fazla yap bundan. Yani tamam, kendime yaparken yaparım sana da. Yok öyle değil kızım. Bildiğin her gün, her sabah 30-40 tane yapabildiğin kadar yap. Satalım bakkalla. Olur mu ki? Olur tabii. Neden olmasın? Akmasan adamlar. Ne diyorsun? Yapar mısın? Hem iş de yok. Uğraş olur sana. Yaparım. Yaparım yapmasına da. Bekir'in abisi ne olacak? Bir şey olmaz. Ali abi karışmaz. Ayarlarım ben onu. Dert etme sen. O zaman anlaştık ha? Benim önce bir şartım var. Allah Allah. Neymiş ha? Ya bundan kurtulur mu sence? Bak, fındık kurdu olsun, anlaşırız. Eyvallah, tamam hadi. Fındık kurdu olsun. Sen fındık kurdu mu oldun? Ha? Ha? Sırma. Buyur ablam. Şunu vereyim Sedat abi, yeter sanırım. Valla bir iki lira daha varsız. Neyse tamam. Kalsın ablam, boş ver. Vallahi senin malların da çok zamlandı Sedat abi. Bu gidişe yakında tane hesabı alacağız. Haberin olsun. Ablacığım haklısın da yani benim de elimden gelen bir şey yok ya. Neyse, hayırlı işler. Sağ ol oğlum, sağ ol. Kardeşim vatandaş haklı ya. Yani ben şimdi bu fiyata bunları nasıl satayım ya Allah aşkına. Deme abi. Şimdi böyle bir günde yani evlenmeye kalksan, düğünüydü, arabasıydı, eşyasıydı, eviydi, yani ne kadar para tutar Allah bilir tabii yani. Hayırdır ya Halil? Sen evlenmeye mi karar verdin oğlum? Niye öyle söylüyorsun abi? Benim de aile kurmak, yuva kurmak hakkım değil mi? He? Kardeşimiz de bir başımıza mı? Ya hakkın, hakkın da ne bileyim oğlum, böyle ne, şaşırdım sadece ya. Bir aday var mı? Var. Allah aşkına kim? He? Ya abi söyleyeceğim ama Allah adı verdim aramızda. Aşk olsun oğlum, söyle. Neşe. Neşe? He. Bizim Allah Allah.
Siz lan ne zamandan beri? Abi görüşmüyoruz. Gözünü sevdim. Bak daha Neşe'ye söyleyemedim ben, açılamadım. Gözünü sevdim, sen Neşe yapma şimdi. Sen Neşe'ye gönlünü mü kaptırdın oğlum? Fena kaptırdım abi. Öyle böyle kaptırmadım abi. Ağlama kitabıma böyle bir şey yok ya. Ya bu yemin ederim Neşe bana ne dersin, evet desin. Bugün gidip nikah tarihini almazsam şerefsizim abi ya. Vallahi hayırlısı bir halim. Ne diyeyim ya, Allah gönlünce versin oğlum. İnşallah abi de. Abi sana söyledim biliyorsun. Bizde ana baba yok başımızda. Yani ben Neşe'ye açılınca abilik yaptığın gibi bir de babalık yapar mısın bana? Başka olsun oğlum tabii ki ya. Bak sen niyetinde ciddiyse biz arkandan geliriz evelallah ya. Sen hiç merak etme. Eyvallah abi. Lan vay be. Ay şiymiş de. Aferin. Çeyrek takacaksın değil mi? Tak. Gram takarsan vallahi çağırmam düğüne ha. Korkma Adem, hemen işimizi bitirip gideceğiz. Gidelim buradan. Gidelim. Sevmiyorum ben burayı. Gidelim. Ya tamam bak, bana o gün gördüğün adamı göstereceksin, sonra hemen gidiyoruz. Tamam mı? Komiserim. Merhaba. Merhaba. Ne oldu, bir gelişme mi var? Bilmiyoruz. Bakacağız. Yardım edebileceğim bir şey varsa... Bir müdür beyi görsem daha iyi olacak. Amirim, güvenlik geldiğinizi haber verdi. Nasıl yardımcı olabilirim? Sizin okulda çalışan bir Mustafa Bey var, temizlikçi. Onu görmem gerekiyor. Tabii. Ne oldu, Mustafa ile ilgili sorun mu var? Direkt kendisiyle görüşmek istiyorum. Buyurun, beni takip edin. Gidelim buradan, gidelim. Sevmiyorum ben burayı, gidelim. Az kaldı, hemen gideceğiz. Mustafa, Selçuk amirim gelmiş. Sana birkaç soru sormak istiyor. Yardımcı olur musun lütfen? O, tanıdım. O işte o. Mustafa Bey, kolay gelsin. Bizimle bir karakola gelmeniz gerekiyor. Mustafa ne yaptı ki? Kızım, Selçuk abi Mustafa abiyi götürüyor. Ayşe, Bekir şunu bir uzatsanıza. Ne oldu Leyla? Melisa kankim bugün sana özel aracını yollamadı mı? Dün arkadaş kalalım diyordum Bekir. Üf, tamam tartışmayın ya. Baba! Ya baba ne oluyor? Ya baba nereye götürüyorsunuz baba? Emine kızım. Anla. Kurban ol. Kurban ol. Kurban ol. Tamam, bir şey yok. Bırak. Eve git tamam mı? Eve git. Tamam oğlum. Bunun keşke bir yer mi var? Hadi Mustafa tutuklanır mı yoksa ben mi haciz görüyorum şu an? Yok. Baya doğru görüyorsun. Karakola gidip geleceğiz. Tamam. Ey baba bu kadın bana ek. Hocam. Ya bırakın beni lütfen, lütfen bırak. Ya çekin bırak. Ya babamı götürüyorlar beni, baba. Tamam. Ne? Emine Adem'in kızıymış. Ya bu hizikliğin nereden geldiği belli oldu. Adını Emine koydum. Bırak hocam, bırakın babamı götürüyorlar. Hayır. Tamam. Benim babam bir şey yapmaz. Ne alaka şimdi bunlar? Bilmiyorum. Ama merak da etmiyorum. Bize dokunmadıkları sürece bir problem yok. Tamam. Annemin yanına gitmem lazım ya, lütfen. Emine'ye de çok üzüldüm. Babası öyle gözümüzün önünde tutuklandı, götürüldü. Elimden de bir şey gelmedi. Bütün okulda gördü. Kızın üzerine gidecekler iyice. Umarım benim yaşadıklarımı yaşamaz. Yani çok zor çünkü biliyorum. Ya tamam. Tamam ben aştım artık. Sen boş ver beni. Dün geçiştirdin beni, ne oldu? Anlatacak bir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Nasıl anlatacak bir şey yok Ekim?
ne oldu yani? Alt tarafı soruma cevap vereceksin. Ne oldu Kanat'la? Bir sürü şey oldu. Ekim devam et sonra. Ben Kanat'a açılmak istedim. Ama yapamam. Susmak zorundayım yani. Kanat'tan uzak durmak zorundayım. Mecburum. Ne demek mecburum ya? Melisa mı problem yapıyor? O zaten başından beri problem. Aziz. Aziz mi? Evet. Elinde Leyla'nın videosu var. Eğer Kanat'tan uzak durmazsam videoyu yayınlayacakmış. Rezil edecek yani kızı. Sen ne diyorsun ya? Bak, Leyla o kadar çok şey yaşadı ki ben buna izin veremem yani. Bir de böyle bir şey yaşamasına izin veremem, kaldıramaz. Pislik ya. Ya ben anlamıyorum. Ben gerçekten anlamıyorum biliyor musun? Bu insanlar nasıl böyle oluyor? Ben anlamıyorum. Nefret ediyorum ya hepsinden. Ben de nefret ediyorum. Ve elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum. Kim? Ağlama. Gel bana. Gel, gel. Tamam. Böyle yatıp müzik dinlemek iyi geliyor mu diye merak ettim. Geldi mi? Sana da iyi gelmiyor zaten biliyorum. Kendini kandırıyorsun. Her zamanki gibi. Bunun için mi geldin buraya? Ben gelmesem sen zaten geleceksin. Yormayayım dedim abimi. Fena mı oldu? Neden yaptın? Ne istedin Leyla'dan? Canım istedi. Bir sebebi yok. Aziz. Biliyorum kolay değil yaşadıkların. Yaşadıklarımız. Ama çözüm bu yaptıkların değil. Anla bunu artık. Yaptığın hiçbir şey seni iyileştirmiyor. Ama iyileşmenin yolu var. Yaşadıklarımızmış. Şöyle. Kardeşim. Bak gideceğiz buradan. Anneme de zaman verdim. Her şeyi geride bırakacağız. Babamı da bir daha görmeyeceğiz. Birlikte iyileşeceğiz. Bak doktorlar var, beraber tedaviye gideriz. Yalnız değilsin sen. Bak yanında ben varım, abim var. Ben seni seviyorum Aziz. Bak gerçekten çok seviyorum. Hala kendini kandırıyorsun. Biz sonradan kötü olmadık Kanat. Biz doğuştan böyleyiz. O yüzden hiçbir terapi, hiçbir doktor bizi iyileştiremez, anladın mı? Bir daha bana sakın sevgiden bahsetme. Ve bir daha bana acıyarak bakacak olursan seni pişman ederim. Kim ne derse desin ona inanma. Senden neden uzak durduğunu öğrendim. Neden? Aziz yüzünden. Efendim? Ekim sana tam olarak ne anlattı? Leyla'nın videosuyla tehdit etmiş. Ya Kanat'tan uzak durursun ya da videoyu herkes görür demiş. Bak, Ekim'le aranızda gerçek bir şey var. Sahibiciğim. Ekim nerede şimdi? Evde. Terastayız. Mustafa Bey, korkacak bir şey yok. O gün ne gördünüz, neye şahit oldunuz onları anlatacaksınız.
anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Komiserim ben... Ben kazanın olduğu gün... Ziya Hoca'yı okulda tuvalette buldum. Yani berbat görünüyordu. Bana kötü bir şey yaptığını söyledi. Ağlıyordu. Sonra? Beni eve götür dedi. Sen ne yaptın? Ne yapayım komiserim? Götürdüm, bıraktım evine. Peki bu yaptığı kötü şey neymiş, söyledi mi sana? Söyledi. Bana... arabayla bir kıza çarptığını... durmadığını... kaçıp okula geldiğini söyledi. Tuvalette mi söyledi sana bunu? Yok, evine götürdüğümde. Ben önce inanmadım ama. Hoca benimle kafa buluyor sandım. Ziya Hoca çok iyidir aslında. Karıncayı incitmez yani. Ama o gün okulun kapısına dayanan bütün mahalleliği görünce inandım hocanın doğru söylediğine. Yani bildiğimde, gördüğümde. Ya kardeşim! Madem böyle bir şey vardı, niye gelip zamanında anlatmıyorsun? Korktum komiserim. Bu başıma bir bela gelmesinden. İşimi kaybetmekten korktum. Sorgun bitsin, ifadeni imzalar gidersin. Bu gece buradasın ha. Artık sabaha da bakacağız. Sana bir şey diyeceğim ama aramızda kalacak ha. Hayır olsun. Halil galiba Neşe'yle evlenmek istiyor ya. Anam ne diyorsun sen? Vallahi. Bak sen şu Halil'e ve Neşe'ye ya. Aman deme. Şş. Sakın bir yerde ağzından kaçırma. Vallahi külahları değişiriz ha. Tamam. Hayırdır ya bu saat? Bakayım ben. Yok yok dur, dur ben bakayım. Hayırdır oğlum? Senin saatin mi durdu? Zamanın farkında değil misin ya? Biliyorum. Biliyorum Sedat amca, saat çok geç. Ama benim Ayşe ile konuşmam gerekiyor. Bir yarım saat dışarı çıkabilir mi? Ne konuşacaksınız? Ya bilmiyorum, ben yanlışlıkla bir şey mi yaptım, kalbini mi kırdım? Onu öğreneceğim, konuşup özür dileyeceğim. Peki. Çok uzaklaşmayın. Yarım saatte geçmesine. Söz geçmez. İyi, bekle. Ayşe. Kızım, arkadaşı kapıda seni bekliyor. Hangi arkadaşım? Daha önemliymiş. Hadi. Daha anlat. Sen anlat Ayşe. Benim anlatacak bir şeyim yok. Ayşe lütfen. Ya söylemesen ne yaptığımı nereden bileceğim ben? Oyunu kazandın. Mutlu ol. Anlamadım. Ne demek şimdi bu? İddiaya girmişsin. Ben bu kızı tavlarım demişsin. Yüzün düştüğüne göre doğru. Kim söyledi sana bunu? Melisa. Anlamam lazımdı yani. Başından beri
birden karşıma çıkmaların, o aşırı ilgin. Salaklığıma geldi. O zaman başkaydı. Ayşe tehdit ettiler beni. Başka çarem yoktu. Yemin ederim yapmak zorundaydım. Ama sonra senden çok hoşlandım. Sevdin. Aşık oldum kızım sana. Hala masal anlatıyorsun. Ayşe, Ayşe dur dur tamam dinle bak. Anlıyorum kafan karışık. İnanması zor geliyor. Ama her şey gerçekti. Seni seviyorum. Aşık oldum sen. Git bu lafları zorba arkadaşlarına anlat. Ayşe, Ayşe. Merdivenlerdeyim. Hayır cevabını kabul etmiyorum. Tüm mahalleyi ayağa kaldırırım. Tehdit etmene gerek yoktu. Görüşmeyeceğiz dedin ya. Sen benim arkadaşımsın. Yani arkadaşlarım ne zaman çağırsalar ben gelirim. Evet. Doğru arkadaşız. Bunu aklımda tutayım ben. Otursana. Her şeyi öğrendim. Aziz seni tehdit etmiş biliyorum. Nasıl? Nereden öğrendin? Leyla'nın fotoğrafını gruba yolladılar. Ne yaptılar? Kim, kim yolladı? Can. İnanmıyorum ya. Kardeşim bana söz vermişti ama. Sakin ol. O video yüzünden benden uzak duruyorsun biliyorum. Ekim. Yapma. Merak etme çözeceğim. Bir planım var, güven bana. Ben Leyla'nın üzülmesini hiç istemiyorum. Biliyorum ama ya biz? Bulamayız ki biz. Her şey ve herkese karşı durabilirsek oluruz. Kimseden korkmadan. Ne Melisa, ne Leyla, sonuna kadar varım seninle. Ne olursa olsun. Dünya başımıza yıkılsın umurumda değil. Elim bırakma yeter. Ya sen? İsteme benden bunu. Yani yine hayır diyorsun. İstediğin gibi olsun. We'll be right back.
Yarın. Artık gizlemeye gerek yok. Kızım. Oh, teşekkür ederim. Teşekkürler. Çanta nerede? Burada. Hop. Ne bu mutluluk sabah sabah? Hayırdır? Anneciğim yaranılmıyor sana vallahi. Mutlu olsak suç, olmasak suç, gülsek suç, ağlasak suç. Mutluyum işte ya, boş ver. İyi tamam, bak kötülerini sorgularım ona göre. Ona hiç şüphem yok. Hacik. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Güle güle. Hoşçakal iyi dersler. Dikkat et. Hayırdır Hatice? Aşureleri bitiremedin mi yoksa? Yok komşum, sabah kahvesine geldim. Hava mis gibi. Terasta içer istedim kahve. Aa iyi yaptın. Ben kahveleri yapıp geliyorum o zaman. Sen geç. Tamam. Ya düzgün koysana. Bu boyunca mı lan lan? Neydi bu? Bu domates, salam, peynir, zeytin. Sevdiğim ne varsa saydın ha. Ya bir şey diyeceğim. Ben bugün kahvaltı etmedim de. Bunlardan bana da bir tane çıkar mı? Çıkar tabii. Ücretini ödersen yani. Ya şaka yapıyorum. Oo, herkese günaydın. Tezgah da kurulmuş. Her afyonun patladı kızım senin. Ne bu enerji? Vallahi maşallah her tarafından serotonin fışkırıyor. Neren oyun? Bırak bırak tamam ver. Ver bana iki tane. Siftahınız benden olsun o zaman. Ne kadar? Ha? Azalanım satıyor. 15 lira canım. Ver. Al canım o zaman. Köşede de koy. Ver bakalım. Ya sen var ya mükemmel bir detaysın sen. Sen var ya. Çok seviyorum. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Hadi hadi bekletme hadi. Neyi bekletmeyecekmişim? Şurada iki saniye kahvaltı ediyorum ya. İnsaf be kızım. Ya sen de haklısın. Afiyet olsun. Merhaba. Merhaba. Ajner baksana müşteriye. Ben biliyorum çiçeklerin kimden geldiğini. Daha ben bilmiyorum Hatice. Sen nasıl biliyorsun? Çünkü gönderen beyime söylemiş. Kimmiş peki? Halil. Gönlü var mı sende Halil'in komşum? Yok. Öyle bir şey yoktur. Bir yanlış anlaşılma falan olmuştur. Ne yanlış anlaşılması olacak canım? Düpedüz hödöf diye söylemiş işte. Gerçi düşündüm de Halil sana biraz genç değil mi? Ya şöyle bir düşününce yok yok ben de yakıştıramadım sizi. Bir de şimdi mahalleli var. Ağızlarına sakız olacaksınız her gün. Hatice benim şimdi aklıma geldi bir işim vardı. Kahveleri bitirince kalkalım olur mu? Ne dedim? Ben kötü bir şey dedim ne dedim? Yok kötü bir şey söylemedin de bu konuyu bir daha açmazsan sevinirim. Tamam. Ben kalkayım sen geç kalma. Tamam. Kahve için de teşekkürler. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Okula mı? Gel bırakayım seni hem bir konuşmuş oluruz. Ben kendim giderim abi de. Sen ne konuşacaksın benimle? Şurayı bir park edeyim de. Sana bir özür borcum var. Neden? İnadında haklıymışsın. Seni daha dikkatli dinlemeliydim. Anlamadım. Siz yeni bir şeyler mi buldunuz? Leyla'ya çarpan Ziya Hoca'ymış. Ne? Ama görünürdü öyle. Belli ki birileri tarafından o koltuğa zorla oturtturulmuş. Yaşadığı vicdan azabı da ölümünü hızlandırmış. Nasıl abi inanamıyorum ya. Ziya Hoca da mı o zorbaların kurbanı oldu?
Bu kadar kötü olabilirler mi gerçekten? Ya net bir şey bilmiyoruz genelde. Kim? Kimler? Dedim ya. Abi iyi de bu adam yalnız değil miydi arabada? Tek değil miydi? Nasıl böyle bir şey olabilir? Bilemiyorum. Belki de uzaktan kontrol etmişlerdir adamı. Of. Kim? Ozan, Tolga, Can. Melisa mı? Abi. Kanat içinde olabilir mi? Yok yok ya. O çocuk da kurban. Bence o çocuğun suçu yok. Ama yapanı biliyor. Ya birini koruyor ya da tehdit altında. Sen bu konuda nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Yani ben ne diyeceğimi, ne hissedeceğimi şaşırdım şu an. Kafam karmakarışık oldu. Ya karışmasın kafan. En azından Kanat konusunda. Biz ne yapacağız peki şimdi? Ben devam edeceğim. Davanın kapanmaması için kanıt bulmam lazım. İlla bir yerde bir açık verecekler. Sonsuza kadar bu kadar kusursuz kaçamazlar. Bak seni de uyarıyorum. O okulda kendine dikkat et. Tamam mı? Bir şey olursa da ne yapman gerektiğini biliyorsun. Tamam, hadi görüşürüz. Kayboldun değil mi Ekim? Kazanın seni savurduğu yerde, kalbin ve aklın savaşırken bir ormanın içinde yolunu kaybettin. Korkma. Kaybolmak yolu öğrenmekti diyordu çok sevdiğin kitaplar. Gerçekleri de böyle bulacaksın. Onun elinden tutup verdiğin sözü yerine getireceksin. Efendim? Ekim, geldim ben. Hadi gel. Bekliyorum. Tamam. Ayşe! Ayşe! Ayşe bir durur musun? Ya daha yeter artık, rahat bırak beni. Bak inanmıyorsan herkesin içine aşkımı ilan ederim. Yaparım Ayşe. Ya ne aşkı ya? Ne aşkından bahsediyorsun? Gerek yok senin aşk dediğim iddia malzemesiyken hem de nasıl inanacağım daha? İnandıracağım ben sana, göreceksin. Ya gökten kırmızı kar yağarsa inanırım. Beyler! Beyler! Oğlum habere bakın. Ne oldu? Gerçek Koleji'nin yakın zaman önce vefat eden edebiyat öğretmeni Leyla Ertener kazasının suçlusu olarak tespit edildi. Ne diyorsun? Hadi lan. Oğlum dava kapanmış lan. Şaka etmiyorsun. Ya hocam. Ayşe. Ayşe. Bak sen de oğlum. Gel bakayım. Kızım duydun mu haberi? Bizim Leyla'nın olayı aydınlanmış. Habere bak. Sır perdesini okulun hademesi araladı. Mustafa. Yani gül ama biraz. Verdiğin ifade sayesinde Ziya Bey suçlu bulundu. O da öldüğüne göre Leyla davası kapandı. Kızının bursu da devam ediyor. Yani her şey eskisi gibi. Demesiniz değil mi müdürüm? Polis artık açmayacak meseleyi değil mi? Açmayacak. Sen ve ben sessiz kaldığımız sürece hiç kimse bir şey yapamaz. Tamam müdür bey, sessiz kalırım. Her şey kızım için. Aa, sefil bir kuş. Hademenin zavallı kız. Emine neyi kutluyoruz? Babanın şu ortaklığını mı? Hoş. Kaç para aldınız? Aa, kakikler yapmış. Senin için güzel bir soru. Ne yapıyorsun oğlum? Öyle şeyler yapılır mı ya? Allah Allah. Bak izle bak. Bak işte bu. Diyetini bozdun. Ama zayıflamıyor zaten. Allah Allah. Sen bir çocuk. Sen biraz daha iyi ama. Dur. Bekle. Ne yapıyorsunuz oğlum? Durun sakin olun. Biraz daha yemesin. Bekleyin oğlum. Biraz daha yemesin. Lan dursana! Manyak mısınız oğlum? Ayıp diye bir şey var. Ne yapıyorsunuz ya? Tamam bitiş olunuz. Yeter. Yeter. Dağılın tamam. Gel. Bırak kızı. Gel. Gel. İyi misin? Ya ne biçim insanlarsınız siz? Ne yapıyorsunuz ya? Hek ediliyoruz.
Geldi. Çekil şuradan. Yancı Bey geldi. Neyse. Çekil, unutma. Leyla'nın kazasında suç Ziya Hoca'ya kaldığına göre biz de hayatımıza rahat rahat devam edebiliriz. Sonunda. Çek bakalım. Bir tek Ekim belası kaldı hayatımızda. Ondan da er ya da geç kurtulacağım. Ozan okula sahilden gitsene. Biraz düşünüp dolaşmak istiyorum. Hay hay prenses. Yeri yerine acımıyor değil mi? Yok babacığım. Ben sana yaşattığım her şey için özür dilerim kızım. Asıl ben özür dilerim babacığım. Senden utandığım için. Daha güçlü olamadığım için. Ama merak etme. Artık her şey daha farklı olacak. İstersen seni eve götüreyim ha? Yok baba. Artık kaçmayacağım onlardan. Her şey iyi olacak, merak etme. İlaçlarını al. Sakın ihmal etme, oldu mu kız? Görüşürüz babacığım. Selam canım kardeşim. Bu videoyu dehşet içinde izliyorsundur muhtemelen. Leyla'nın videosu nerede diye arıyorsan boşuna uğraşma. Çünkü ben onu sildim. Artık ne ben ne Ekim senin tehditlerine boyun eğmeyeceğiz. Ha. Ama çok istersen bu videoyu hatıra olarak saklayabilirsin. Umarım içinde bir gün huzur bulabilirsin.
Allah Allah. Ayşe. Hekim. Kalbimi yerinden söküp alan dostumun eli mi o? Sakın. Sakın öyle düşünme. Buraya gelmek, böyle gelmek çok zordu. Eski Leyla, eski Hekim, eski biz olmak için bunlar. Yalancı. Hayatımın en güzel gününü cehenneme çevirdin sen. Dilerim o ateşte sen de yanarsın. Dilerim senin de kalbin benim gibi sökülür yerinden.